İyi akşamlar sevgili izleyiciler. Artı TV ekranlarına hoş geldiniz. Güncel programıyla karşınızdayız. Bu akşam gıda fiyatlarındaki yüksek artışı konuşacağız. Türkiye geniş üretim, tarımsal üretim potansiyeline sahip olmasına rağmen gıda fiyatları neden bu kadar yüksek? Neden gıda, tarımsal ürünler bu kadar pahalı? Türkiye'de tarımsal üretimde ne tür sorunlar yaşanıyor? Çözüm önerileri nelerdir? Bunları konuşacağız. TÜİK yıllık enflasyonu %61 olarak açıkladı. Ancak bağımsız bir kuruluş olan ENAG %142 olduğunu söyledi. Ve bu yüksek enflasyonda tarım fiyatlarındaki, gıda fiyatlarındaki yüksek artışın da çok önemli payı var. Konuklarımla bu konuyu enine boyuna konuşacağız, değerlendireceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal bizimle. Orhan Bey ziraat mühendisi, Meclis Tarım Komisyonu ve CHP Ekonomi Masası üyesi. Bir dönem CHP'de tarım politikalarından sorumlu, genel başkan yardımcılığı da yapmıştı. Şu anda da genel başkana danışmanlık yapıyor bu konuda. Hoş geldiniz Sayın Sarıbal. Çok teşekkür ederim. Ve ekonomi yazarı Musa Ceylan bizimle. Siz de hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk Sayın Avcı. Musa Bey, sizinle başlamak istiyorum. Az önce de belirttim, TÜİK'e göre yıllık enflasyon %61, ENAG'a göre ise bunun iki katından bile daha fazla, %142. Aslında bizim de çarşıya, pazara, markete gittiğimizde gördüğümüz enflasyon ENAG'ı doğruluyor. Bugün %61 ya da %142, hangisi doğru olursa olsun, bu burada tarım ürünlerindeki, tarım ürünleri fiyatlarındaki artışın çok ciddi bir payı var sanırım. Tabii ki. Nedir tarım ürünlerinin ve gıda fiyatlarındaki artışın enflasyon içerisindeki payı? Şimdi bu açıklanan rakamlar tabii bir sepet. Yani tek bir mal grubu değil. Farklı mallar da var. Beyaz eşya var, giyim eşyaları var, yiyecek içecekler var. Şimdi ENAG enflasyonu açıklarken aslında farklı sepet kullanmıyor. TÜİK hangi sepeti kullanıyorsa, hangi malları, aynı malları kullanıyor. Peki niye bu kadar farklı sonuç çıkıyor? Bu da fiyat verilerinin değerlenmesinde. Örneğin 100 ayrı yerden fiyat alan TÜİK, bunun içinden en düşük fiyatlı 20'sini baz alırken ENAG ortalama bir fiyat alıyor. En üstünde almıyor ama ortalama bir fiyat alıyor. Yoksa mallar farklı değil. Aynı mallara gidiyorsunuz, mesela pazardan araştırıyorsunuz. Sebze fiyatlarının düştüğünü söylüyor. Örneğin domatesin Mart'ta %10 düştüğünü söylüyor. Peki nereden alıyor bu fiyatı? Bunu neden açıklamıyor? Evet, şimdi işte dedim ki fiyat aldığı belli satış mağazaları, marketler var. 100 ayrı yerden fiyat alıyorsa en düşük 20'sini baz alıyor. ENAG en düşüğü değil, ortalamasını baz alıyor. Fark oradan çıkıyor. Yoksa şey farkı yok, yani mallar farklı değil. ENAG başka malların fiyat artışını hesaplıyor da TÜİK farklı hesaplıyor değil. Ve ENAG'ın rakamları doğruluyor gerçekten pazarda. Bizim hepimiz harcama yapıyoruz, görüyoruz. ENAG'ın rakamları daha gerçekçi. Yani TÜİK açıklamalarıyla artık gerçekçiliğini yitirmiş bir kurum, onu söyleyeyim. Hiçbir güven kalmadı, halkın yaşadığı enflasyonu yansıtmıyor TÜİK'in rakamları. Ne tüketici fiyatlarında ne de üretici fiyatlarında. Ve dolayısıyla ben gelmeden programa birkaç görüşme de yaptım. Üretici arkadaşlarla görüştüm memlekette. Ben Tarsusluyum. Tarsus'tan güzel veriler geliyor bana üretici arkadaşlardan, farklı sektörlerden. Özellikle bugün tarım konusunda birkaç bilgi alayım dedim. İlçe başkanımız, CHP ilçe başkanı Sayın Avukat Ozan Varal'la görüştüm. Çünkü bugün bir ziraat odası meclisine ziyareti olmuştu. Oradan ne gibi bilgiler aldı diye. Sahada da çalışıyor CHP ilçe örgütü Tarsus'ta. Bir derleme yapacaklar, bir rapor çıkartacaklar. İlginç bir rakam. Geçen sene 43 bin olan büyükbaş hayvan sayısı 26 bine düşmüş Tarsus'ta. Yani müthiş bir rakam. Peki Tarım Bakanlığı'nın verilerinde bu görülüyor mu? Muhtemelen görülmüyor. Ya Tarım Bakanlığı'nın verileri de güvenli değil, onu söyleyeyim. Hayvan sayısına ben güvenmiyorum. Şu kadar küçükbaş hayvan var, büyükbaş hayvan var. Herhalde o küpe sayısından gidiyorlar. Yani vatandaş hayvanı kesip bildirmeyebilir de, yani küpesini iptal etmeyebilir de. Gerçekten böyle daha iyi bir analiz yapmak gerekiyor. Şu an ne kadar hayvanımız var belli değil, onu söyleyeyim. Yani veriler çok sağlıklı değil. Şeyin verileri, ENAG'ın verileri daha gerçekçi, onu söyleyeyim, enflasyonu. TÜFE'de ENAG üfeyi açıklamadı. Üretici fiyatlarına ilişkin ne kadar olduğunu bilmiyoruz ama üfeyi açıkladı. Ama şu görülüyor. %105 olarak açıkladı.
ÜFE'yi, üretici fiyat endeksi. Üretici fiyatları. Şimdi TÜİK'in açıkladığı üretici fiyatları enflasyonuyla tüketici fiyat enflasyonu arasında makas çok açıldı. Yani %55'e varan bir makas var. Bu birkaç aydır gittikçe artıyor. Bu aslında önümüzdeki ayların enflasyonu demek. Evet. Yani enflasyon nerede tepe yapacak? Nereden sonra inişe geçecek? Bu görünen çok iyi. Yani bu yılın sonuna kadar bu artış devam edecek gibi. Çünkü baz etkisiyle son 12 ayı alıyorsunuz. Geçtiğimiz bu Nisan'a göre 2021 Nisan'ına bakıyorsunuz. Daha sonra 2022'nin Mayıs'ında 2021'in Mayıs'ından itibaren olan 12 ay alacağız. O aylarda biraz daha düşük olduğu için enflasyon. Aylık olarak düşük çıksa bile Mayıs'ta enflasyon ve Nisan'da yine toplamda 12 aylık yükselmiş olacak. Ve yıl boyu bu artış sürecek gibi. Yani 2023 Ocağı'ndan önce bir enflasyonda aşağı doğru iniş. Bir de şunu halkımız karıştırmasın. Enflasyonun düşmesi fiyatların düşmesi demek değil. Artış hızının düşmesi. Yani dezenflasyon dediğimiz olay. Fiyatların düşmesi deflasyon denen olay. Fiyatlar düşmeyecek. Yine artacak ama öncekine göre daha az artmış olacak fiyat artışları. Ve enflasyon sepetinde gıdanın belli bir ağırlığı var. Bu yapılan ölçümlerle TÜİK yapıyor. Bence diyor toplam harcamanın bir aile %25'ini gıdaya yapar gibi. Bu ağırlıklar hızla değişti bakın son birkaç ayda. İnsanlar artık toplam harcamasının daha büyük kısmını gıdaya yapar hale geldi. Ama TÜİK ağırlığını azalttı gıdanın. Evet. Veya değiştirmese bile yanlış. Yeniden bir ağırlık hesaplanmalı. Gerçekçi bulunmalı bu ağırlık. İnsanlar artık gelirin büyük kısmını beslenmeye harcıyor. Diğer harcamalara harcayacak parası kalmadı zaten. 20 liraya kabak yiyor insanlar. 40 liraya çıkmış patlıcan yiyor. Artık tanayla alıyor sebzeleri. Tabii tanayla almaya başladılar. O yüzden bu sepetteki ağırlıklar değiştirilmeli. Çünkü gıdanın ağırlığı düşük tutulursa gıda fiyatlarındaki artış enflasyonu daha az etki etmiş oluyor. O yüzden yani bu TÜİK'in açıklamaları çok gerçekçi değil. Bunu burada belirtmiş olalım yani. Evet. Orhan Bey, şimdi Türkiye'de 20 milyondan fazla insan tarım alanında istihdam ediliyor. Diğer yandan işte buğdaydan pirince, mısırdan nohuta kadar neredeyse bütün tarım ürünlerini dışarıdan ithal ediyoruz. Şimdi Türkiye bir tarım ülkesi midir? Tarım ülkesi ise neden her şeyi dışarıdan alıyor? Değilse nüfusun dörtte birinin tarımda istihdam edilmesi ne anlama geliyor? Öncelikle şunu söyleyeyim. Türkiye bir tarım ülkesidir. Ama Türkiye 1980'den sonra tarım politikalarını başkalaştırdığı için bugün Türkiye ne yazık ki dışa bağımlı bir ülke haline dönüştürülmüştür. Burada iktidarların, sadece bu iktidarın değil, bu iktidarların 80'den sonra gelen iktidarların IMF, Dünya Bankası, Dünya Ticaret Örgütü, Gümrük Birliği sürecinde aslında aldıkları her kredi karşılığı, verdikleri ödün sonrası oluşmuş bir durumda karşı karşıyayız. Ama çok büyük kırılmalar var. Bu kırılmanın en büyük eksenini, en büyük kırılma tarihi 1980, ikinci kırılma tarihi 86 yılında Özal'la oturulup 86 yılından itibaren IMF yapılandırma, Dünya Bankası yeni reformları ve yapılandırma kredileri. Onun devamında Gümrük Birliği Tansu Çiller döneminde 99-2000-2001 döneminde Derviş'in uyguladığı ekonomi politikaları ve asıl önemlisi 2002'den sonra AKP'nin çok ağır uyguladığı ithalata dönük yerli üreticiyi, yerel üreticiyi desteklemeyen, tam tersi gümrük duvarlarını indiren, korumacılığı kaldıran, üreten bir toplum, üreten bir ülke değil, tüketen bir topluma dönüştürülmesi, tarımda göç politikasını devreye sokması, yani kırda üreten çiftçinin ürettiğinden para kazanamadığı için kente göçmesi, aynı zamanda sürekli borçlandırarak çiftçiyi borç kıskacına sokması, yani borçlandırması, bu iki etken kapitalizmin ya da yeni neoliberal dediğimiz vahşi kapitalist düzenin mülksüzleştirme, toprağın el değiştirmesi, köyden kente göç ve bugün köyde yaşadığımız, kentte yaşadığımız yoksulluğun temel kaynağının köy olması, kır olması, toplumun bütünüyle üreten değil,
tüketen bir toplum haline dönüşmesi, iktidarın bir tercih olarak bunu özellikle yapması Kemal Bey özellikle. Nedeni ne? Bu tercihin nedeni? Nedeni tamamen iktidarın uyguladığı bir ekonomik politika, siyasal bir politika bilerek yaptı bunu. Köyde üreten bir toplum olması yerine kentte yoksullaşıp biat etmesi, nafaka ve sadaka kültürüne dönüştürülmesi, kentte yoksulluğu gidermek yerine yoksulluğu yöneterek oradan oy devşirmesi, düşünebiliyor musunuz? Bir iktidarın ya da iktidarların ya da siyasetin daha çok sosyal destek vereceğiz, daha çok sosyal desteğe bütçeden para ayıracağız meselesi neye karşılık gelir? Toplumun yoksullaşmasına karşılık gelir. Toplumun fakirleşmesine karşılık gelir. Eğer siz iktidar olarak ben daha çok bu sene bütçeden sosyal yardıma para ayırdım diyorsanız, daha çok fakir ailelere destek verdim, daha çok emekliye destek verdim, daha çok çalışmayana destek verdim. 42-43 kalem yaşlılık primi, yaşlılık sigortası, yaşlılık desteği, dul ve yetim desteği, gazi desteği gibi birçok desteği topluma değişik kalemler altında veriyorsanız bu şu demektir, o toplum yoksul demektir. O toplum daha da çok fakirleşiyor demektir. Ve o yoksullaşan, fakirleşen toplumun yoksulluğunu, fakirliğini gidermek yerine, onu üretime dahil etmek yerine, onu çalışarak para kazanması yerine bütçeden bir miktar para ayırarak, onları da hakkaniyetli dağıtmayarak sadece kendine bağımlı hale getirip oradan bir süreci götürme politikasıdır. Bu genel politika. Özelde tarıma gelince 2003'ten itibaren tarımda iki temel dinamik ortaya kondu. 2002-2003, 2002'nin Kasım ayı saymıyorum 2003'ten itibaren. Kemal Bey, bir, çiftçi hızlıca borçlandırıldı. Çok hızlı. Rakamlar çok net. 2003 yılında 2 milyon 700 bin çiftçi var. 2 milyon 700 bin. Bugün 600 bin çiftçi sistemden çıkmış, 2 milyon 100 bine dönüşmüş. O gün 2 milyon 700 bin çiftçi sayısının toplam bankalara borcu yaklaşık 2,5-2,4 milyar. Bugün Şubat ayı sonu itibariyle söylüyorum, sadece bankalara borcu 171 milyar TL. Tam 83 kat artmış. Hani iktidar diyor ya, ben diyor asgari ücreti 4 kat arttırdım, gayri safi milli hasılayı 4 kat arttırdım. Ben söyleyeyim, sadece çiftçinin bankalara borcu 83 kat artmış. 83 kat. Tüketiciyi söylemiyorum. Hocam çok daha iyi bilir. Umarım yani bir yanlış bilgi vermemek için söylemiyorum. Orada da sanıyorum 7 milyar gibi bir tüketici borcu bugün 700 milyar liralara falan, yani 100 kat falan artmış bir durum var. Yine ben kendi şey hakkımı, hata hakkımı saklı bırakarak hocama teslim etmek isterim onu. Öbür taraftan Kemal Bey, değerli hocam, başka bir şey daha yaptılar. Dünyada hiç örneği benzeri olmayan bir şey. Türkiye çiftçisinin dünya borsalarıyla küresel sermayeyle rekabet ettirdiler hocam. Evet. Dünyada hiç eşi benzeri olmayan bir şey. Bu çiftçi bir mucizeyle karşı karşıya. Nedir bu mucize? Bakın, bir çiftçi tohumu kendisi seçiyor. Yani ne ekeceğine kendisi karar veriyor. Hangi tohumu ekeceğine de kendisi karar veriyor. Yani bir mühendislik yapıyor. Evet. Yetmez, hastalıklarla nasıl mücadele edeceğine de kendisi karar veriyor. Yetmez, finansman parayı da kendisi buluyor. Bankadan, dışarıdan, sağdan, soldan para bulmaya çalışıyor. Yetmez, doğal afetlerden hiçbir güvencesi yok. Üzgünüm. Onu da kendisi üstleniyor. Ne yapalım diyor. Bu sene de dolu yağdı. Allah'tan geldi. Boynumuz bükük. Bu da yetmez. Asıl pazarlamayı da kendisi sağlamak zorunda. Ekonomist. Pazarlamacı. Şimdi böyle bir çiftçi örneği dünyada yok. Asıl mucize ne Kemal Bey? Asıl mucize 2003'ten beri iktidar dünya borsalarına göre buğday fiyatını, ayçiçek fiyatını, arpa fiyatını, mısır fiyatını belirledi. Ve onu direkt bizim çiftçimizin fiyatıyla belirledi onu. Geldi dedi ki örneğin yakın tarih 2021 Mayıs ayında ne açıkladı? Dedi ki buğdayın alım fiyatı 2250 lira dedi. O günkü rakamlara baktığınızda dünya borsasıyla uyumlu. 220-230 dolar civarında. Ve bir daha fiyatını değiştirmedi. Ekmeklik buğday 2250 lira dedi. Makarnalık buğday 2400 lira dedi.
Arpaya 1750 lira dedi. Sonra da bakan kendisi bir açıklama yaptı. Dedi ki 1950 lira gibi bir maliyeti var. Maliyetinden daha düşük fiyat açıkladık. Çünkü dünyadaki borsalar böyleydi. Dünya fiyatları böyleydi. Dünyanın hiçbir yerinde çiftçiyi direkt bir hükümet açıkladığı fiyatlarla dünya borsasıyla rekabet ettirmez Kemal Bey. Bugün yaşadığımız travmanın en büyük, en önemli sebeplerinden bir tanesi budur. Borçlandırma ve dünya borsalarıyla çiftçiyi rekabet ettirme. Peki soruyorum o toprak mahsulleri ofisine. Bugüne kadar işler öyle veya böyle gitti. Ama başka bir şey daha yapıldı. Bugün hiçbir koruma yok. Bütün gümrük duvarları aşağı indirildi. Sıfır. Önce toprak mahsulleri ofisi yaptı belirli ürünlerde. Et süt kurumu yaptı canlı hayvan ve ette. %135 ile %225 arasında duvar vardı. Korumacılık vardı. Gümrük vardı. Bugün Rusya her bir ton buğdayı ihraç ettiğinde 50 dolar civarında ihracat vergisi almaktadır Kemal Bey. Hocam ihracat vergisi. Evet. Biz en çok buğdayı nereden alıyoruz? Rusya'dan. Rusya'dan alıyoruz. Ama bir dönem Türkiye Rusya'nın buğday ihtiyacının %35'ini karşılayan bir ülkeydi. Elbette. Değil mi geçmişte? Elbette ama Rusya... Bugün Türkiye artık oradan ithal eder duruma geldi. Rusya 35 milyon tondan 85 milyon tona çıktı buğday üretiminde. Biz 1980 44 milyonuz. Yine 18-19 milyon ton buğday üretiyorduk. Bugün 90 milyon. Nüfus tam 2 kat. Tam 2 kat. 1980 2022 84 milyon 600 bin normal nüfus açıklandı. Sığınmacılarla beraber 90 milyon insanız her gün bu topraklarda yaşayan. Peki tam 2 kat. Evet. Bizim üretimimiz ne kadar? Yine 19-20 milyon ton. 2021'de bu rakam 14-15 milyon tona kadar düştü. İklimsel etkilerden dolayı. Şimdi böyle olunca Kemal Bey, siz çiftçiyi üretimde tutamazsınız. Tutamazsınız. Hangi niye tutacaksınız? Çiftçi niye tar? Ben çiftçi niye yapayım? Para kazanamadığım sürece ben niye tarımda durayım? Şimdi çiftçi bakan defalarca açıklama yaptı. Dediler ki çiftçinin durumu iyi. Bakın çiftçi borçla zararını kapatan bir durumda. Borçla. 6-7 yıldır sürekli takla attırılıyor. Sürekli borç erteleniyor. Neden ertelensin borç? Neden? Neden yapılandırılsın sürekli? Şimdi ben para kazanıyorsam bir çiftçi olarak neden onurluca borcumu ödemeyeyim de sürekli gideyim bankanın önünde, tefecinin önünde, tarım kredi kooperatifi yasal tefecinin önünde boynumu bükeyim? Çünkü para kazanamıyorum ama üretmek zorundayım. Neden? Üretmezsem tarım kredi kooperatifi, Ziraat Bankası, bayi bana borcunu derhal getir diyecek. Çünkü sen tarımdan çıktın. Neyle ödeyeceğim bunu? Bugün çiftçi tarlasını satsa bile borcunu ödeyemeyecek durumda. Yani kısaca bu girdilerle bu rakamlar hocam da söyledi. Açıklanan TÜİK'in rakamlarının hiçbir karşılığı yok. Hocama katkı olsun diye söyleyeyim. TÜİK diyor ki 18 milyon 18 milyon 500 bin büyükbaş var diyor. Manda, inek, dana neyse. 18,5 milyon. 57 milyon da küçükbaş var diyor. 57 milyon. Ama aynı TÜİK'in bağlı olduğu hükümetin Tarım Bakanlığı acilen dedi Nisan sonuna kadar büyükbaş sayın özellikle erkek danaları da bana bildirin dedi. Yani devletin kurumu hükümetin devletin demeyeceğim hükümetin kurumu bir kurumu öbür kurumuna güvenmiyor bize sayın bildirin diyor. Çünkü böyle bir hayvan varlığının olmadığını hocam söyledi ben de söyleyeyim rakamla söylüyorum. Böyle bir hayvan varlığı falan yok. Yok. Tamamen yanlış. Bu koşullarda şu anda besici de zarar ediyor Kemal Bey. Süt üreticisi de zarar ediyor çünkü yanlış yerden tuttular sürekli zamla bu iş olmaz. Şimdi buğday üreticisi zarar etti. Buğday bir de buğdayda şöyle bir şey uyguladılar biliyorsunuz bu lisanslı depoculuk var. Çiftçi götürüp malını teslim ediyor ama üç kağıt ekonomisi. Çiftçi paraya ihtiyacı var borcunu ödeyecek mazot borcunu ödeyecek ilaç borcunu ödeyecek. Zaten hasat ettiği gibi %90'ı satıyor. %1 bile çiftçinin elinde şu anda buğday yoktur. Geri kalanın hepsi ya doktorun ya hakimin ya savcının ya tekstilcinin yani borsa ya böyle bir şey olmaz. Peki bu politikalar sürdürülebilir mi? Sürünemedi bu politikalarda işte. Israr edilirse ne olur? Ne tür bakın çok net söylüyorum şu soru soruluyor. Türkiye'de gıda krizi var mıdır? Türkiye'de gıda krizi var ve çok derin ve çok da derinleşiyor. Yani bir insan bir ailenin kadın erkek reisi pazara gittiğinde ben akşam üzeri pazara gideyim de acaba fiyatlar düşerse kalan maldan alayım diyorsa hatta pazar sonrası
arta kalan ürünlerden oraya dökülmüş, pazarcının geri götürmediği kaldıysa ya da sattığından geriye bıraktığı artıklar varsa, oradan evine çoluk çocuğuna yiyecek yiyecek götürüyorsa utanarak, bir de kasaba giden bir aile reisi 1 kilo kırmızı et alacağına 200 gram alıyorsa, hatta sakatatçının önünde kuyruk varsa, yetmez 3 kuruş daha ucuz ekmek alayım diye büyük şehirlerin o ekmek satış büfelerinin önünde 1 kilometre 500 metre kuyruk varsa, bu ülkede kriz var ve derin. Hatta görevden alınan Osman Uzun Et Süt Kurumu Genel Müdürü diyor ki, biz çok kuyruk vardı, o kuyruklar çok uzuyordu, olmasın diye zam yaptık. Eğer bu haldeysek burada hiç kimse gıda krizi var mı yok mu sorusunu soramaz. Sorarsa orada bir akılda bir sorun vardır. Ciddi bir gıda krizi var ve çok daha açık söyleyeyim, şu anda bu gıda krizi derinleşip kıtlığa gidiyor. Kıtlık ne demek? Ürün yoksa kıtlık var denir. Ama çağın kendine göre kriz yöntemleri var. Kriz tanımlaması var. Bize göre şu çağın krizi, paran yoksa gıda yok. Şu anda gıdan varsa bile sizin cebinizde para yoksa, marketten, manavdan, kasaptan, pazardan ürün alamıyorsanız burada kıtlık vardır. Kemal Bey, şu anda kıtlıkla karşı karşıyayız. O kadar derin sorunlar var ki, o kadar derin sorunlar. İktidar şaşırmış olmalı, ben anlamıyorum. Evet. Bu sorunlara ve çözüm önerilerine geleceğiz, tekrar Musa Bey ile devam edelim. Evet. Şimdi az önce de belirttim, nüfusun %25'i tarımda istihdam ediliyor ama milli hasılada tarım ürünlerinin aynı payı oranda, %6. Evet, değil. Çok daha az. Neden böyle? Neden bu kadar düşük? Tarımda verimlilik de tabii düşük. Yani %20-25 arası bir nüfus tarımla uğraşıp üretilen ürünün milli hasıla değeri %5-6'yı buluyorsa, burada ürünler para etmiyor demektir. Evet. Ya üretici bu işten para kazanamıyor. Yani biz burada domatesi 30 liraya yedin ya, üretici 30 lira kazanmıyor. Aynen öyle. 3-4 liradan çıkıyor domatesin kilosu üreticinin elinden. Üretici ancak maliyetlerini, bakın az önce bir üretici arkadaş yine tarçıdan mesaj atmış. Bak rakamlar ne kadar ilginç. Ben nasıl tarım yapayım diyor ya. Ağlıyor insanlar. Sevgili Hasan Demirbaş tanırım, iyi bir çiftçidir Tarsus'ta. Diyor ki, bu rakamlarla ben nasıl sürdüreyim çiftçiliği? Sera naylonunun fiyatı %300 artmış. Bir yıl öncesine göre rakamları yazmış. Geçen sene aldığı fiyatla bu seneki fiyatı. Mazot 9 liradan 22 liraya çıkmış. Gübre o 180'den alıyormuş 650'ye çıkmış. İlaçlama %50 zamlanmış. İşçilik amele tutuyor tarım işçisi. 120 liraymış yövmeye, 180 lira olarak belirlenmiş bu yıl için. Sera demiri %100, tam iki katına çıkmış. Damlama borusu %70 artmış. Tarla kiraları, çünkü çiftçi tarlada kiralayarak, kendi tarlasının yanı sıra kiralayarak da yapıyor. O da %70 artmış. Bu durumda tarımsal ürün fiyatlarında önümüzdeki dönemde bir düşme kimse beklemesin. Yani TÜİK diyor domates fiyatları mevsimsel etkiyle, havaların ısınılmasıyla, bir ürün arzının artmasıyla kısmi bir ucuzlama olabilir. Ama bu devamlı olacak bir şey değil. Artan maliyetleri mutlaka üretici yansıtmak zorunda kalacak. Ve bunu gizleyemezler. Dediğim gibi enflasyonun bu açıklanan gibi değil. Ve yansıyacak, devam edecek. Bakın ne kadar yani sıkıntılı bir durum. MHP Milletvekili Disiplin Kurulu'na bugün verildiğine dair bir haber okuduk. Evet, nedir mesele? İstifa etti. İstifa etti. Eder. Şu cümleye bakın açıklamasına milletvekilinin. Açıklanan rakamların üzerinde enflasyon oranları var. Zamlar bu milletin belini büküyor. Bunlar gerçek. Bunları görmezlikten gelemeyiz. Bunları konuşmamız gerekiyor. Bunları yok sayamayız. Bir şey yok saydığınızda problem ortadan kalkmıyor ve tepkiyi getiriyor. Cümlesi bu. Gerekçesi işte disiplin kuruluna sevk edilmesi, enflasyon hakkındaki açıklamaları parti politikalarına uymadığı gerekçesiyle disiplin kuruluna. Yani parti olarak biz enflasyon rakamlarını halkımızdan gizliyoruz. Sen niye açıklıyorsun halkımızın yaşadığı enflasyonu? Bu ülkede faşizm yok değil mi? Demokrasi var. Evet. Evet. Yani biz biliyoruz aslında enflasyonun daha yüksek olduğunu TÜİK'in açıkladığı rakamlardan, ama sen niye bunu halka beyan ediyorsun diye kendi milletvekilini disiplin kuruluna sevk ediyor. Evet. Evet. Yani bunları gösteriyor. Biz burada yani söylemlerimizde
İşte bilimsel temellere dayandırıyoruz. İşte enflasyon Kesinlikle. Ölçüm yöntemlerinden bahsediyoruz. TÜİK'in yöntemlerindeki eksikleri, işte ENAG'ın ölçüm yöntemlerini. Ya sonuçta biz burada demagoji yapmıyoruz. Gerçekten halkın yaşadığı enflasyon çok yüksek. Bu önümüzdeki aylarda süreceğini biz birkaç ay önce yaptığımız programda sizinle konuştuk Kemal Bey. Bu enflasyon artışı devam edecek dedik. Oysa Cumhurbaşkanı o dönemde ne demişti? Ocaktan sonra enflasyonda düşme bekliyoruz diye. Biz Ekim ayında yaptığımız toplantılarda verilere bakarak hayır bu sürecek dedik. Şimdi de söylüyorum bu Aralık ayına kadar artış sürecek. Pik yapma ya piki daha olmadı. Bu pik değil. Aralıktan sonra eğer bir kur hatağı olmazsa. Çünkü ithalatta biz döviz de alıyoruz sonuçta. Anında bir kur artışı ithal girdilerin maliyetini artıracağı için enflasyonu o da etkileyecek. Stabil gitse bile şu kur korumalı mevduat projeleri diyelim başarılı oldu. Kuru stabil tuttu ki bu da sürdürülemez. Birkaç ay sonra bütçe buna imkan vermeyecek. Çok yüksek devlete maliyet oluşturuyor bu. Bankaların yükünü devlet almış. Banka %16 faizi veriyor geçiyor gidiyor. Geri kalanı sen vereceksin. Kar rekor kırdılar. Bütçe nasıl bunu karşılasın? Birkaç ay sonra sürdürülemez hale gelecek. Sürdürebilseler bile kur hatağını durdursalar bile dünya emtia fiyatları artıyor gerçekten tüm dünyada. Bunların yansımasıyla arz sıkıntılarından kaynaklı arz yönlü bir enflasyon, talepten kaynaklı çok yüksek bir enflasyon olacağını söyleyemeyiz. Ciddi bir talep yok gerçekten ama arz yönlü etkilerle, maliyet artışıyla bu enflasyon Aralık ayı sonuna kadar yani 2023'ü görürüz, pik yapar, belki o dönemden sonra bir düşüş görebiliriz. Orhan Bey, siz bir gıda krizi ve kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğumuzu söylediniz. Bu Türkiye için bir kader midir? Yoksa Türkiye'nin üretim potansiyeli doğru ve verimli kullanılırsa bu durum değişebilir mi? Ne yapmak lazım? Çözüm nedir? Çok rahat değiştirilebilir. Hiç problem yoktur. Bütün mesele iktidarın tarıma ve ülkenin insanının gıda hakkına nasıl baktığı ile ilgilidir. Bazı iyi örnekleri de vermek isterim buradan. Örneğin Türkiye 2002 yılında 800-900 bin ton ayçiçek, yağlı ayçiçek tohumu üretirken şu anda 2.4 milyon ton üretti. Bakın üretim hemen hemen 2,5 kat. 2,5 kat. Aynı şekilde mısır 2.8 milyon tondan 6-6,5 milyon tonlara kadar çıktı. Yine bununla beraber pirinç 350-400 bin ton çeltik 800-900 bin tonlara gitti. Bakın araştırın en az fiyat artışı olan çeltiktir. Neden? Çünkü kendi iç ihtiyacını karşılayacak kadardır. Şimdi burada hocam söyledi ama bir daha dikkat çekmek için söylemek isterim. Temel mesele para politikaları, istikrar. Şimdi siz 2002 yılında 1.2 liradan 1 dolar alırken bugün 1 dolara 15 TL veriyorsanız yani 12-13 kat paranız daha değer kaybetmişse hiçbir şey yapmasanız bile dünyada emtia fiyatları, ham madde fiyatları artmasa bile siz 12 kat daha fazla TL ödemek zorundasınız. Bir kere bu olmazsa olmazımız. Şimdi birincisi bu. İkincisi siz tamamen dışa bağımlı bir hale getirmişseniz mesela bugünlerde, bugün de çok gündemde yumurta üreticileri zam istiyorlar. Niye? Çünkü geçen yıl, bir yılda bakın geçen yıl bu zamanlar tavuk yemi ağırlıklı olarak dışa bağımlıdır. Niye dışa bağımlıdır? Soyanın biz de %95'ini yurt dışına ithal ediyoruz. Soya. 3 milyon ton tüketimimiz var. Bunun 2 milyon 600 bin tonu, 2 milyon 700 bin tonunu biz dışarıdan alıyoruz. Hani bakan dedi ya benim dolarla işim yok. Onun işi olmayabilir bakan. Yani ama yumurta üreticisinin, beyaz et üreticisi soya, yeme soya katmadan üretim yapamaz. DDS dediğimiz alkol üretildikten sonra geriye kalan önemli bir madde vardır. Onu biz Amerika'dan alıyoruz. Amerika'dan alıyoruz. Amerika'dan. Kimse bunları konuşmuyor. Bilmiyor. Bilmek istemiyor. Enerji fiyatları bir yılda, bırakın bir yılda, son iki ayda yılbaşından itibaren bir gecede %127 geldi. %127. Şu anda bir yumurtanın, ortalama bir yumurtanın maliyeti 1.42 kuruş. Yani 1 lira 42 kuruş. Neden böyle? 1 kilo yemin 5'te 1 yani 200 gramla bir yumurta sağlıyorsunuz. Yem 2.700 liradan 1 tonu beyaz yumurta yani beyaz et ve yumurta yemi
7100 liraya çıkmış. 7100 lira bir ton yem. Böldüğünüzde bir yumurtaya düşen para 1.42 lira. Bir yumurtanın maliyeti bugün 1.10 lira, 1.20 liradan üretim yapılıyor ve toptancıdan satılıyor. 1.5 lira, 1.6 lira falan. Ama bu da sürdürülemez çünkü yumurta yemi çıkamaz. Şunu demeye çalışıyorum. Türkiye bir tarım ülkesi. Çiftçi para kazandığı zaman ayçiçeğinde nasıl 3 kat daha fazla üretim yaptıysa, mısırda nasıl 3 kat daha fazla üretim yaptıysa, pirinçte nasıl 2.5-3 kat daha fazla üretim yaptıysa, rahatlıkla diğer ürünlerde buğday bizim 30 milyon tona ihtiyacımız var. 30 milyon ton. Bunda da biriktirmiş 2 yıllık stok dahil değil. Onu da dahil ederseniz en az 1 yılda, ilk yılda stoğu almak için ve değiştirmek için her yıl 25 ile 30 bin, 30 milyon ton üretmemiz lazım. Yapılabilir mi? Yapılabilir. 105 milyon dönümden AKP döneminde 93 milyon dönümden şu anda 68 milyon dönüme düşmüşüz biz buğday üretimiyle. Yani ortada 26 milyon dönüm bir azalma var. 26 milyon dönüm 200 kilodan olsa 5-6 milyon ton yapıyor. Tamam. 280 kiloya kadar çıktık. Bu da önemli bakın. 220 kilodan 280 kiloya çıktık dönüm verimliliği. Bütünüyle bakıldığında Kemal Bey, Türkiye bir tarım ülkesidir. Ve rahatlıkla tarımda biz önce kendi kendine yeter olan o alana ulaşabiliriz, o miktara ulaşabiliriz. Elbette verimlilik önemlidir ama verimlilik tek başına kriter değildir. Çünkü işte Holstein'in eklerini yurt dışından getirdik. Orada 13-14 ton süt alıyor Hollanda'da. Bizde 6 ton 7 ton ortalamamız var. Ve 4-5-6 dana alırken Hollanda'da bizde 2 dana 3 dana alıp kuruya çıkan var. Hastalıklar var, ayak sorunları var, bir sürü problem var. Dolayısıyla her zaman verimlilik temel kriter değildir. Tarımda optimum gelir dediğimiz, optimum verimlilik dediğimiz bir kavram vardır. O kavramı yaratmamız lazım. Yani buğdayda her yerden bir ton alamayız. Ama ortalama verimimizi 280 kilodan 350 kiloya çıkarabiliriz. Meseleye böyle bakmak lazım. Dolayısıyla ama kar, ama rekabet, ama dünya borsaları meselesine girdiğinizde o ülkede sağlıklı bir tarım sürecini sürdüremezsiniz. Yapamazsınız. Bunların tümü sağlanabilir. Türkiye'nin koşullarında, özgün koşullarında yere üretim boyutuyla bu sağlanabilir. Bakın Covid-19 ve Rusya-Ukrayna savaşı çok net bir şekilde şunu bize gösterdi. Bir, yerelleşme. Şöyle düşünün. Covid-19 pandemisi eğer gıda ürünleriyle geçmiş olsaydı ne yapardık Kemal Bey? Rusya'dan buğday alabilir miydik? Alamazdık. Ayçiçek yağı alabilir miydik? Alamazdık. Ayçiçek tohumluğunu alabilir miydik? Alamazdık. Dolayısıyla Covid'den sonra bütün dünya bir paradigma değişikliğine, bir model değişikliğine, bir sistem değişikliğine gitti. Bu sistem şu: bir, yerelleşme; iki, korumacılık. Yani bizde tamamen sıfırlanmış olan gümrük duvarlarının tekrar kendi korumacılığı; üç, zarar etmeyen çiftçi; 4, vatandaşlık geliri; 5, kendisi üretme, kendi kendine yeter hale gelme. Kesinlikle bunu koydular. Ve en önemlisi de rekabeti dışarıya değil, rekabeti kendi içindedir. Kendi çiftçimiz yeterli geliri elde edecek. Biz rekabeti kendi ulusal temel ekonomi politikalarımızla yapacağız dediler. Bu da Türkiye'de yapılmalı. Kim gelirse gelsin. Ve devletçi bir politika ortaya konmalı. Milli devlet politikası. Devlet taşın altına elini değil gövdesini koymak zorunda. Bu maliyetlerle hocam çok önemli bir şey söyledi. Bu fiyatlarla artık bu sürdürülemez Kemal Bey. Kimse fiyatların ucuzlamasını beklemesin. Dün de açıklama yaptık. Bugün sabah da söyledik. Yani mazotun 7 liradan 21,5 liraya çıktığı ve sadece mazot üzerinden bile değerlendirseniz hükümetin bütçeden ayırdığı para 2022 yılında 80 milyar vermesi gerekirken 29 milyar gibi bir parayı öngörmesi, bu destekleme politikasıyla, bu maliyetlerle gübre, ilaç, tohum, tarımsal elektrik ve tarımsal sulama, bütün bu maliyetlerle şu rakamların aynı kalması ya da artmaması mümkün değil. Evet, mevsimsel etkilerden dolayı
büyüme ya da hızlılık biraz yavaşlayabilir, ağırlaşabilir. Evet, evet, evet. Ama bütünüyle baktığımızda kimse ucuz fiyat beklemesin. Buradan şunu çok net söyleyelim Kemal Bey, tüketicileri uyaralım. Bugün 29-30 liraya, 35 liraya satılan biber, 20 liraya satılan domates bu çiftçinin cebine gitmiyor. Gitmiyor, ortada ciddi bir aracılık var ama asıl önemlisi dalından ürün topladıktan sonra mazot, ambalaj, yani düşünebiliyor musunuz? Sera'dan örnek verildi. Bugün viol dediğimiz, kasa dediğimiz maliyetler %300 arttı. Çünkü hepsi petrole dayalı. Evet. Hepsi polietilen kullanılıyor. Özellikle sebze, meyve kasalarının tümü polietilen. Evet. Plastik. Bunlarda kullanılan polietilen %300, %400 fiyat. Nakliye. Dedik ki yeşil hat oluşturun. Gıda taşıyan, yani sebze, meyve, gıda ürünü taşıyan bütün ürünlerde yol paraları bedava olsun. Köprü bedava olsun. Bu para çiftçinin cebine gitmiyor dediniz. Elbette aracına gitmiyor tabii. Oradaki sistem nedir? Üreticiden direkt tüketiciye ulaştırmanın yolu nedir? Onun temel yolu bir, üretici kooperatifleri, iki, tüketici kooperatifleri. Yani şu anda tarım kredi kooperatifleri var. Belediyelerin tanzim satışları, halk bakkalları, halk marketleri var. Ama bunun bütünü olması gereken çiftçinin kendi üretim örgütlülüğünü, kooperatifini kurması, aynı şekilde de kentlerde tüketicinin de kendisinin tüketici kooperatifi kurmasından geçer. Çünkü siz bir ürünü topladığınızda, bakın şunu tüketicimiz bilmiyor. Çiftçinin, özellikle biliyor musunuz, patates üreticisinin %60'ı artık çiftçi değil. Hallerdeki kabzımallar, tüccarlar çiftçinin elindeki tarlayı kiralıyorlar, onlar alıyorlar. Bugün patates ne oldu da 10 lira? Bana bunu birine söylesin. Ne oldu? Bu patates ne zaman hasat oldu en son? Eylül ayında. Soğan ne zaman hasat oldu en son? Eylül-Ekim ayında. Ya bu patatesle bu soğan 2021 yılın kurun düşük olduğu, maliyetlerin düşük olduğu maliyetlerle üretildi. Ne yapıyor tüccarın elinde? Tüccar ne yapıyor? Bugünkü maliyetleri görerek gelecek sezon alacağı ürünün şimdiden elindeki ürünle satarak elde etmeye çalışıyor. Evet. Hiç itiraz yok, serbest piyasa. Ama bir sistem, siz kur 6 ayda %100 artarsa, enerji bir gecede %27 artarsa, gübre 3 ayda %300 artarsa, kimse kusura bakmasın, tüccar yok, depocu terörist, yok soğancı terörist, yok kabzımal terörist. Bütünüyle iktidarın uzun zamandır uyguladığı yanlış ekonomi, yanlış para, yanlış tarım politikalarının bir sonucudur. Şöyle denir, ya Türkiye'de işte tarım politikası yok. Hayır efendim, olmaz mı? Ama tarım politikası biraz önce söylediğimiz biçimiyle göçe dayalı, yoksulluğa dayalı, fakirleştirmeye dayalı, mülksüzleştirmeye dayalı, kapitalizmin, gelişmiş ülkelerin ve bize para veren kurumlara odaklı, borçlandırmaya odaklı bir model, ithalata dayalı bir model. Şimdi böyle bakıldığında çiftçinin bu koşullarda üretim yapması bir mucize. Soruyorum, niye yapsın? Garantisi mi var ürününü daha pahalı satacağına? Garanti veren bir kurum var mı? Yok. Et süt kurumu şu anda, çiftçiye götürseniz mesela, ben damımda, ahırımda ineğim olsa ya da danam olsa, erkek danam, götürüp kestirsem 60 liraya, dışarıda 90 lira. Niye çiftçi ürününü et süt kurumuna versin? Et süt kurumu, biliyorsunuz, bir sürü yolsuzluk var, bir sürü kötü olay var. Bugün de gündeme getirdik. Düşünün, 15 kuruşa saklaması gereken eti 40-45 kuruşa yandaş birkaç kişiye, evet, pazarlamış. 70 bin ton olarak hesaplasanız 200 milyon gibi bir para yapıyor. Sorduk, soru önergesi verdik, bekliyoruz bilgisini, ne geleceğini. Yani ortada iktidarın tamamen vicdansızlaştığı, tamamen hiçbir etik, ahlaki değerin kalmadığı, tamamı kontrolden çıktığı. Önceleri bunu bir politika olarak yapıyordu. Bunu çok net biliyorum. İthalatı, rekabet sistemini, girdilerin pahalı olması, girdilerin dışa bağımlı olması. Bütünüyle, yani bugün siz düşünün, yemin 27 milyon ton, yemin 16 milyon tonu tamamen dışa bağımlı. Kemal Bey, tarım ilacının %100'ü dışarı bağımlı. Tohum en çok konuşulan iş, tohumda iktidar diyor ki biz geldiğimizde 200 milyon, 230 bin ton
tohum vardı. Şimdi 1 milyon 200 bin ton tohumu tescilledik ve sertifikalı hale getirdik. Soruyu şurada soruyorduk. Siz geldiğinizde 2002 idi. 66 milyon insan vardı. Bu toplum aç mıydı? Üretmiyor muydu? Siz ne yaptınız? Çiftçinin elindeki yerel tohumları, standart tohumları aldınız tohum kanunuyla. Yabancı tekellerin bu topraklarda çiftçimizi taşeron yaptığı, çiftçimizi tarlasında köle bekçi yaptığı bir düzeni kurdunuz. Üretilen ayçiçek tohumun, ayçiçek tohumu kimin? 4 tane Fransız, İtalyan, Amerikan şirketinin. Mısır tohumu yine onların. Tümüyle yabancıların tohumları. Hangi yerli milli? Toprak benim, su benim, güneş benim, emek benim, tohum beyefendilerin. 4 liraya aldılar Mısır'ın tohumunu. 4 lira. 4 liradan aldılar. Şu anda 90 liradan satıyorlar. Vicdan mıdır bu ya? Ahlak mıdır bu? Bu nasıl bir ülke? Nasıl bir yer burası? Ama bunun tek sorumlusu var. İktidar. Teşekkürler. Musa Bey, artık programımızın da sonuna geliyor. Son 4-5 dakikamız. Çözüm önerilerine ilişkin sizin de düşüncelerinizi alalım. Şimdi tarıma, özellikle sebze, meyve, gıda kısmında bu hal yasası bir kere değişmeli. Yani ya daha farklı bir yasa düzenlenmeli. Yasa koyucular bunu yapmalı. Örneğin Avrupa ortalaması, hatta Kuzey İskandinav ülkelerine doğru gittikçe daha da artar bu. %50-55'i bir halde yer alan, bizde ne var ya, kabzı mallar olur, dükkanlar olur, üretici birliklerine aittir. Özel şahısların veya firmaların değildir. Bizde bu %5 falan civarında. Yani Ankara haline gidin, kaç tane dükkan üreticiye ait falan şehrin üretici hemen birliği. Hemen yok hocam. Yok gibi. İşte sorun bu. Üretici para kazanmıyor diyor. Ya üretici ürettiğini kendisi satabilecek mekanizmalar oluşturulursa, işte kooperatifleşme tabii bunun için gerekir. Bireysel üretici bunu yapamaz. Üretici birlikleri kurarak kendi ürünlerini kendileri pazarlamalı. Tüketici kooperatifleri aynı şekilde Orhan Bey'in dediği gibi mutlaka oluşturulmalı. Peki bu neden oluşturulamıyor? Bunun önünde ne tür engeller var? Yasal düzenlemeler yapılmalı. Yani yasal düzenlemeler olmalı. Kolaylaştırıcı, yani yasal düzenlemeler olmalı. İlle de kooperatif kurun diye kararname çıkartamaz ama kurulmasını teşviklerle sağlayabilirsiniz. Örgütlenmesini yaparsınız. Özellikle yerel üretimler eliyle bunlar yapılmalı. Şimdi benim yine şehrime örnek vereceğim. Ben hep tarihsiz örnek veririm. Severim memleketimi. Belediye, işte CHP'li bir arkadaşımız doktor, belediye başkanı. Güzel şeyler yapıyor. Yerel tohumlar geliştiriyor, çiftçilere dağıtıyor, fidan dağıtıyor. Hani mikro ölçekte de şeyler yapılabilir bunun gibi. İleri Türkiye düzeyinde değil. Belediyeler eliyle, yerel yönetimler eliyle yapılacak çok iş var. Çiftçilere eğitim vermek de gerekiyor. Kooperatifleşmenin önemini anlatmak gerekiyor. Tarımsal ekipmanlar da şimdi bireysel olarak üretim yapınca israf oluyor gerçekten. Bir köye gidiyorsunuz 50 tane traktör var. Oysa 10 traktör tüm köyün işini yapar. Bir kooperatif kursalar. Yani israf oluyor sanayi ürünlerinde, kullandıkları araç gereçlerde. Fazladan almış oluyorlar. Yani kooperatifleşme bilincini geliştirmek gerekiyor çiftçide. Ve dediğim gibi bu ağları oluşturmak gerekiyor. Üretim ve dağıtım ağları. Ya bunlar bir çözüm olabilir. Yoksa biz dediğim gibi sürekli bunu söyleyeceğiz. Çiftçi para kazanmıyor ama biz pahalıya ürün alıyoruz piyasada diye. Temel sorun buradan ortaya çıkıyor. Yani şey değil bu, hükümetin biraz dediği işte fırsatçı, açgözlü bu marketler, zabıta göndereceğiz. Kolluk gücüyle, sopayla. Herkes terörist oldu. Herkes terörist. Sopayla fiyat kontrolü olmaz. Yani bunu yapacağın düzenlemelerle kendisi zaten rayına girer. Dünyanın neresinde sopayla, zabıtayla market gezip fiyat kontrolü yapıyor? Yok böyle bir şey. Sistem güzel kurulursa zaten işler bunlar ya. Ama Türkiye'de bunları yapacak bir kapasite yok iktidarda. Onu söyleyeyim. Liyakatsız insanlar. Doldurulmuş devlette her tarafa. Ne bunları düşünecek bir kapasiteleri var ne de bunları yapacak bir kudretleri var. Yağmalıyorlar hocam, yağmalıyorlar. Talan. Yani artık bunları aşikar, yasal olarak yapıyorlar. Aynen. Yani kendi iktidar gücünü kullanarak ülkenin bütün kaynaklarını yağmalıyorlar. Aynen. Ne mera bırakıyorlar, evet. Ne çayır, ne otlak, ne orman. Aynen öyle. Süremizin sonuna geldik. Eklemek istediğiniz bir şey varsa onu da alayım. Yani son. Şunu söylemek lazım. Gerçekten bu artık bu tarım meselesi ve gıda meselesi bize göre Türkiye'nin en önemli meselesi haline gelmiştir. Defalarca söyledik. Ekim ayında bizim belediyelerimizin bir zirvesi vardı. Hocam söylediği için söylüyorum. Bakın o zirvede dedik ki seferberlik yapalım. Belediyeler bütün gücünü kullansın. Ama sonuçta sınırlı belediyelerin. Ankara Belediye'miz tohum dağıttı. İstanbul Belediye'miz yem dağıttı.
çok net söyledik. 3 temel parite var. Süt paritesi, et paritesi, yumurta paritesi, bir de temel bitkisel üretimde buğday, arpa, mısır, çavdar, yulaf, pamuk, ayçiçeğinde ya fiyat açıklayın ve o fiyata göre de çiftçilere tohum verin, tohum dağıtın, gübre dağıtın toprak isteğine göre. Bakın bakalım ne oluyor. Hiçbirini yapmadılar Kemal Bey. Hiçbirini. Çok şey değişebilir. Çok rahat bu ülke ayağa kalkabilir. Hiç umutsuzluğa gerek yok. Ama bu iktidar değişmeden bu sorunlar çözülemez. Yani sorunu yaratanlar biz yarın bu sorunu çözeceğiz. Yok böyle bir şey. Hep aynı şeyi yapıp farklı sonuç beklemenin bir anlamı yok. Sorun yaratanlar sorunu çözemezler. Dayanışmayla, birliktelikle biz bu sorunu çözeceğiz. Artık bu işin siyaseti kalmadı. Tarımda devletçi, gıdada devletçi bir politika ortaya koymak lazım. Gıda hakkı bir devletin toplumu ve insanı için olmazsa olmazıdır. Ne yaparsa yapacak, bunu yapacak. Lafta milli güvenlik meselesidir. Lafta milli savunma meselesidir demekle yetmez. Sen milli güvenliğe, milli savunmaya bütçeden 200 milyar ayırıyorsan, kalkıp ondan sonra da milli güvenlik kadar önemli diyorsan 29 milyarlarla hiçbir sorunu çözemezsin. Hiçbir sorunu çözemezsin. Bakın buğday 7 bin liraya çıkıyor. 7 bin lira. Tonu 7 bin lira. Çiftçiden kaça aldın? 2250 lira. Dolayısıyla bu olay çok ciddi. Bunun artık siyaseti kalmadı. Hepimizin, bütün yurtseverlerin, bütün halkın, bütün aklı başında olan insanların dönüp bu işe bakması lazım. Tüketicinin de yediği ekmeğin nasıl o sofraya geldiğini iyi görmesi lazım. Çiftçiyi ayağa kaldıramazsak toplumun gıda sorununu da çözemeyiz. Evet. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Süremizin sonuna geldik. Türkiye'de gıda krizi riski ve tarımsal ürünlerdeki fiyat artışlarının nedenleri ve çözüm yollarını konuştuk. Konuklarımız Sayın Orhan Sarıbal ve Sayın Musa Ceylan'a teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta başka konu ve konuklarla tekrar karşınızda olmayı umut ediyoruz. Hoşça kalın.